Business Channel Türk ekranından hepinize merhabalar. İdil Çeviker ben. Bir başarı öyküsüyle yine karşınızdayım. Bugünkü konuğum İzmir'den sevgili Orhan Güneşliler. ecasus.com çocuk takibi. Evet efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok enteresan bir ecasus.com deyince insanın kafasında bir sürü şey canlanıyor tabii ama evet. Çocuk takibi çok farklı bir iş. Casusluk deyince Türkiye'de genellikle ikili ilişkiler, yani karı koca ilişkileri, sevgili ilişkileri falan gibi algılanıyor. Oysa evet. Çok daha ulvi bir işle uğraşıyorsunuz. Evet. Nereden aklınıza geldi? Genellikle çünkü başarı öykülerinde şuna rastlıyoruz. Evet. İhtiyaçtan doğan şeyler oluyor. Sizinki pek öyle değil zannediyorum. Aslında şöyle, yaklaşık bir 8 Münevver Kara Bulut bu olayı vardı. Kafası kesilen evet. Bir kız vardı. Evet. Ondan sonra bir gün araştırma yaparken öyle kendi kendime dedim hani ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Hatta bir yerden de makale okumuştum işte yeni yazılımlar geliyor falan diye. Ben buna istinaden buradan yola çıkarak casus, bu e-casus programlarını, sanal casus programlarını zaten web sitemizde de ecasus.com'da, sanalcasus.com'da konuyla alakalı detaylı bilgi veriyoruz. Ama ben yüzeysel olarak kullanım alanlarıyla alakalı size bilgi vereyim. Seyircilerimize bir bilgi vereyim. Şimdi biliyorsunuz annenin, babanın canıdır yani evladı. Tabii ki. Yani nereye gitti, ne yaptı, gittiği ortamda neler konuşuluyor? Acaba bir uyuşturucu ortamı var mı? Hı hı. Alkol, yaşı olmayan bir çocuk, 13-14 yaşında. Düşünün Allah yani korusun, araştırmada var. Şu an araştırmalara okulların önünde torbacıların uyuşturucu sattıklarını. Ondan sonra ve kullananların 11-12 yaşa kadar düştüğü şeylerde bu belli zaten. Her anne baba bu konuda tedirgin, kaygılı ve artı sosyal medya hareketlerini takipleri de imkansız. Artık yaşını işte 15-16 yaşındaymış gibi gösterip 25-30 yaşındaki kötü amaçlarda yaşlarını ufak gösterip farklı resimlerde kız çocuklarını işte ekran görüntülerine soydurabiliyorlar. Müstehsen resimlerini falan orada transferlerini yapabiliyorlar. Şimdi biz bununla da alakalı çocuklarını kontrol etme amaçlı bu e-casus programını geliştirdik. İşte destek aldık. Nasıl kullanabiliriz, ne yapabiliriz falan diye. Yani çünkü sadece kağıt üstünde yapmak yetişmiyor. Tabii yani. Ekran üstünde alanda doğru uygulanması gereken işler. Evet tabii. Gereken şimdi işler. Mesela bu olay nedir? Birincisi anne baba çocuğunun telefonunu eline almak zorunda ve program yüklemek zorunda. Yani uzaktan bir... Ama hepsi şifreli genellikle. Şifreli yani anneler babalar çocuklarının telefonunu kontrol edecekler zaten. Büyük bir ihtimal yazdıklarını falan görürler. Göz ucuyla bakarlarsa şifrelerini görürler. Şifreyi açtıktan sonra zaten bazı programlarda da var zaten şifreye de gerek kalmıyor. Direkt yüklenilebiliniyor. Cihazı eline alıp çocuklarının telefonlarına bir ufak bir program var. 2-3 dakikalığına da olsa eline aldıktan sonra bir program yüklemesi gerekiyor. Kısa sürede yükleniyor. Tabii yani. 2 dakika, 3 dakika. Yükledikten sonra çocuklarının mesajlarını, WhatsApp yazışmalarını, Viber yazışmalarını, Skype yazışmalarını, girdiği internet sitelerini, artı fotoğraflarını, kimlerle ne fotoğraf paylaştığını, ve duruma göre bazen de çocuklarının bulunduğu ortamlarının sesine telefona bağlanarak duyabilme gibi ve ayrıyetten telefon programı kendi özelliğinde olan ses kaydettirme özelliğiyle beraber çocukların telefonda kimle konuştuğunu, ortamındaki seslerini duyabilme ihtimali ve artı bildiğiniz gibi hiçbir surette WhatsApp, Skype, bu tarz sosyal ağların imkanı yok. Hem devlet açısından yok, savcılıkları hiçbir şekilde toplayamıyorlar yani vermiyor. Sunucu kim mesela bunların sunucusu? Amerika'da. Viber'ın mesela Japonya'da. Savcılık istiyor bunu. Ama alamıyor. Ve alamıyor, vermiyor.
yarın bugün kötü bir şey olduğu zaman bile savcılık bunu çekemiyor, vermiyor, vermiyorlar yani hiçbir şekilde. BlackBerry Messenger'da da aynı şekilde hiçbir şekilde vermiyor. Şimdi bu programla da hiç olmazsa annelerin, babaların şeyi yükleri hafifliyor. Çok, evet, sakıncalı tarafları var mıdır tabii diye şimdi soracağım bakın, ama. Şöyle, çocuk, yani çocuğun algıladığını farz ederseniz bunu, bu durumu, telefonu kullanmaktan vazgeçebilir. Evet. Ya da yüklediğiniz telefonun dışına başka bir telefon edinebilir. Şöyle bir şey, özür dilerim. Estağfurullah. Bu hiçbir şekilde anlaşılmaz. Anlaşılmıyor. O zaman bir esprisi olmaz. Hiçbir surette anlaşılmaz. Ama şöyle bir şey daha var. Şimdi biliyorsunuz kadınlar eşlerini çok kıskanır. Erkeklere karşı kullanmak isterlerse yani çok fena. Yani mutlaka işte bazen yapanlar var yani bunu biz bunu şimdi ne kadar da çocuk diye şey yapsa çocuğu alıyor sözleşmeni şey yapıyor ben çocuğuma kullanacağım diyor. Çocuktan kullanıyor sonra. Sonuçta beyana dayalı veriliyor tabii herhalde. Yani, tabii biz art niyetle öyle bir şey olursa sattılmaz zaten öyle bir şey hem de başta yasal uyarılara anlatıyoruz zaten bunu. Bunu burada kullanamazsınız. Peki şu olabiliyor mu? Çok özür dilerim lafınızı böldüm ama. Yani diyelim ki ben kızıma diye aldım, evliyim ve eşimi merak ediyorum ne yaptığını, onun telefonuna yükledim. Evet. Sonra ben bunu mesela boşanma davasında belki tazminat için kullandım. Kullanabiliyor delil olarak sayılmıyor. Delil olarak değil ve haklı durumdaysınız bile olsa haksız duruma düşersiniz. Ve hiçbir zaman delil olarak sayılanmaz. Tamam, hatta hani bir, onu da baştan söyleyelim evet, de insanlar 2009 senesinde böyle bir Yargıtay'dan bir karar vardı. Eşler birbirini takip ettirebilir ama Yargıtay onu hem kabul etti, bir üst mahkeme bozmuştu galiba bildiğim kadarıyla. Ama dediğim gibi bunu doğru yerlerde kullanırsa anneler babalara çocuklarını takip etme amaçlı çok güzel. Ama eşler arasındaki bu kıskançlıktan dolayı birbirlerini takip etmesi tabii tasvip etmiyoruz. Ama bazen de şöyle bir şey de olabiliyor. Mesela bu programlar inanılmaz. İkisi de hem karı kıskanç hem karısı kıskanç hem kocası kıskanç. İkisi birbirini takip ediyor. İzinle diyor ki ben seni takip edeceğim. Nereye? Kadın evde. Ben diyor sabah akşama kadar seni nasıl takip edeceğim diyor. Ya ne yapıyorsun diyor. Kadın kıskanç. Adama huzur vermiyor. Adamın yaptığı hiçbir şey yok ama belki günün stresinden yoğunla karısıyla alakadar olamıyor. İlgi duyamıyor. Burada ikisi birbirini takip ediyor. Bu sefer kadın adam da diyor ki ben de seni takip edeceğim o zaman diyor. İkisi birbirini karşılıklı takip ediyorlar. Ben senin ne konuştuğunu duyacağım. O da onun da ben de senin konuşmanı duyacağım. Çok bunu böyle şey, kullananlar da var. Ama seviyorlar birbirlerine, aşıklar. Mutlular öyle. Çok bunu bu tarzda gerçekten bunu bu tarzda kullanan. Aslında sizin amacınız biraz da böyle hani otistik çocukları olan, Down sendromlu olanlar. Kesinlikle. Alzheimer hastaları. Anneler, baba. Evet. Bizim satış nedenimiz bu. Ama anneler, işte eşler birbirlerini izlemek. Tabii bunu ama her tarafında işte şunu şöyle yaparsın. Bunu böyle gözüne kestirdiğim bir şey değil. Biraz daha meşakkatli uzun süren bir şeydir bu. Şimdi mesela iPhone'larda cihazları elinize almak gibi durum söz konusudur. Ya tabii elinize almanız cihazı. Gözünüze kestiğiniz bir kişiyi izleyemezsiniz. Neden izleyemezsiniz? Hem bütçe olarak yüksektir yazılımlar. Hem de birisinin bir telefonu birden elinize alamazsınız. Bilgisayara bağlamak herkes müdahale eder. Tabii. Yani ne yapıyorsun sen filan diye. Tabii. Dolayısıyla en kolay yapılabilecek tabii ki evlatların. Tabii biz bunu her zaman söylüyoruz evlatlar. Ama tabii bunu da ilişkiyi çok doğru yürütmek lazım. Edinilmiş bilgiyle çocuğun karşısına çıkarsanız daha sakıncalı şeyler de olabilir. Nereden öğreniyorsun bütün mesela bunları gibi. Mesela ben şunu söyleyeyim. Mesela bir müşterim vardı. Almanya'daydı. Çocuğu tecavüze uğramıştı. Ay yazık. Kız çocuğu tecavüze uğramıştı. Ondan sonra tabii şimdi anne baba utanıyor kız yani. Bir şey diyemiyor. Tabii şey yapan cinsel saldırıda bulunan insan ikinciyi üçüncü rahatsız ediyor. Baba anne baba bu sefer önlemini alıyor. Bu bununla yaptı, ne yazdı, ne konuştu filan önüne geliyor. Ne yaptı tabii her şey ortaya çıktı. Ortaya çıktı. Ortaya çıktıktan sonra da
Çok yani bir anne baba nasıl hem yıkıldı hem de daha kötü şeyler olacaktı, engellendi. Evet. Tabii yani bu tür şeyler sizde çok ama örnek vardır illa ki. Çok özür dilerim. Mesela bazı reşit olmayan anneler babalar yani reşit olmayan çocuğunu izleyemez. Ama bazı şeyler de var. Mesela yani çocuğunu, reşit olduktan sonra tabii, izleyemez. İzleyemez. Reşit olduktan sonra da üniversiteye gönderiyor bazen. Çocuklar kötü yani nasıl diyeyim, kötü ortamları ve artı kötü gençlere kötü olabilir. Terör örgütleri var. Bununla tabii da Allah alakalı korusun. Sıkıntılı, kontrol edemiyor. Gençler tabii çok çabuk cezbeye geldiği için hemen etkileniyor. İşte şuraya gidelim, şunu yapalım falan. Çocuk okumaya gidiyor. Bunu bu alanlarda kullananlar da var yani. Ben tabii kullanım alanları hakkında söylüyorum. Böyle diyorlar ama tabii ki biz iyi bir şey yaptığımıza inanıyoruz. Peki bir şeyle denetlenmesi var mı? Yani siz dediniz ya reşit olan kişileri dinlemek evet yasaktır. Hı hı. Biz bu amaçla vermiyoruz. Ailelerin evet çocuklarını takip bir amacıyla veriyoruz. Yani evet 18 yaşa kadar aslında hı hı aileler çocuklarını bu anlamda takip edebilirler. Casusluk yapabilirler diyelim evet daha doğrusu. E-casus, sanal casus diyelim. E-casus, evet. Bunu da çok da gönüllü yapıyorlar zaten. İnşallah hep iyiliklerle karşılaşsınlar ama. Onun dışında mesela hani beyana dayalı veriliyor ya sonuçta. Siz diyorsunuz ki işte çocuğum var onu takiben bunu evet istiyorum diyor ya. Peki onu aldı. Kadın da kötü amaçlı başka bir tarafta kullandı mesela. Hı hı. Ya da bir rakip. İşle ilgili olabilir. Evet. Ne yapmak gerekiyor o durumda? Burada ne yapmak lazım? Nasıl engelleyebiliyorsunuz? Mesela tabii ki yani bir art niyet birisi varsa zaten şöyle bir şey yaptırılabilir. Telefonlarına kilit kodu koyabilirler. Belirli sürelerle, belirli aralıklarla telefonlarını fabrika ayarlarına tekrar geri getirebilirler. Bir şey yüklenmesin diye. Tabii yüklenmesin diye. Yüklendikten sonra silme şansı var mı? Şimdi tabii fabrika ayarlarına çekince silinme ihtimali var. Tabii ki silinir. Yani bu tarzda böyle. Ama çocuklar hani böyle bir çok fabrika ayarlarına gireyim şöyle yapayım bilmedikleri tabii, tabii için ama bir dışarıdan normal bir insan hiç tanımadığı bir yerden bir şey ortamından hayatı bir yerden bir şey geldiğini düşünüyorsa varsa zaten fabrika ayarlarına dönerse hiçbir böyle bir şeyden varsa eğer ki böyle bir şey ortadan kalkar zaten. Anladım. Çocuklarla ilgili enteresan hikayeleriniz vardır büyük ihtimalle yaşanmışlar. Dediğim gibi tabii şimdi Türkiye'de olanlar var, yurt dışında olanlar hı hı var. Yani müşteri kitleniz ağırlıkta kadınlar mı, erkekler mi hala oluşturuyor? Şimdi şöyle diyeyim ben size, tabii ki çocuklar ama bildiğim hayır, yani satın alan, tüketici satın alan, kitle anne evet, daha çok. Anne tabii, anneler daha çok. Anne. Size nasıl ulaşacaklar? Bize nasıl? Yani bir de şeyi de öğrenelim sizden. Bu işin mali portresi çok mu yüksek? O ya şimdi tabii ki bu ne kadardan başlıyor? Atıyorum ki 1000 liradan başlar bir yıllık. 2750, 3000, 4000, 5000 şeyleri, lira. Özellikleri evet, olan. Tabii özelliklerine göre donanıma göre değişiyor. Tabii donanıma, yıllık fiyat mıdır bunlar? Bir yıllık fiyat efendim. Hı-hı. Evet, bir yıllık fiyatları. Hı-hı. Hem bir kişiyle muhatap olmuyorlar. Yani bir kişisel dedektifler vardı biliyorsunuz tabii daha artık önce böyle şeyler. Tabii dedektifler inanılmaz bir maliyetli. Yani çünkü bir de her ortama giremez. Tabii zaten giremez yani şey yapamazsın. Bir insanın bir apartmana girdim, bir otele girdim, dedektif onun peşine giremez ama telefonu her yere her yerde onun evet olabiliyor yani. Size ulaşma şanslarını sormuş. Tabii web sitemizde var. Zaten arkadaşlarımız da web sitemizde www.sanalcasus.com ya da www.ecasus.com adresinden mail adreslerimiz, web sitemizdeki. Herkese dönüyor musunuz yani oradan size ulaşanlara? Tabii yani size cevaplıyoruz. Size uygun düşmeyen şeyler oluyor olabilir mu? Zaten direkt bazen şöyle bir şey oluyor. Direkt yani yüzüne kapattığımız zaman da oluyor insanların. Öyle mi? Hissedebiliyoruz, biliyoruz yani. Ne için aradık? Ya diyor çocuğumu işe diyorum. Ya ben eşime yükleyecektim diyor. Filan falan hem onun başı ağrıyacak hem bizim başımızı ağrıtacak şekildeki hı-hı şeylerden kibarca olmaz diyoruz efendim. Anladım. Ondan sonra bundan sonraki yazılımlardan ne çıkacak acaba diye çok merak etmeye başladım. Yani artık şu an inanın yani şöyle ben tavsiye ederim. Çocuklar eğer okuyorsa hı-hı yalan söylemesinler annelerine.
Evet. Hiçbir şansları yok. Artık bilgisayardan kalmadı. Da şansları yok. Telefonlardan da şansları yok. Dürüst davransınlar. Ortam, dürüst. Yani. Bir şey yapıyorlarsa ya desinler ki yani ben şuradayım. Evet. Erkek arkadaşımla sinemaya gideceğim. Çünkü böyle bir kandırmaca olduğu zaman zaten kötü bir şey yaptığı tabii, gibi bir fikir oluşuyor. Hem şimdi böyle yaparlarsa annelerini babalarına da maliyet olarak bir bütçe ayırmak zorunda kalıyor anneleri babaları. Ne onlardan yapıyor ne ediyor? Kesilecek. Net olursan tabii net olursan böyle bir şey yok. Sıkıntı tabii. olmaz. Ama zaten artık yalan teknoloji o kadar ilerledi ki yalan diye bir şeyin yok yani artık. Hiçbir şansın yok. Doğru. Maalesef öyle oldu artık. Kimse kimseyi kandırma lüksüne evet. sahip değil. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey varsa konuyla ilgili. Yani ne kadar tüketici var şu anda Türkiye'de? Rakam söylemeyelim. Rakam söylemeyelim. Evet, rakam söylemek çok yüksek şey herhalde. Olmaz. Anladım. Yüksek evet. olduğunu düşünüyorum. evet. Tek tek arayıp bulamayız zaten kendilerini. Hani hayır, kaç telefonda takılıdır evet. değil mi? Herkesin maliyetler. Derler ya herkesin evladı kendine, dünya bir yana tabii. Onlar evlat için bir can yana. verilir. Tabii ki. Ama tabii ki korumamız da gerekiyor. Koruma tabii ki. Ortam maalesef giderek tehlikeli evet. hale geliyor. Bizim okulların de kaygılarımız önünde, var. Biliyorsun farkındasınız okulların önünde bu çok uyuşturucular 11-12 tabii, yaşına kadar düştü. Girdikleri ortamlar da çok kaygılandırıyor aileleri. Haklı olarak böyle bir takip sistemi onlar için uygun bulunmaz olacaktır. Bulunmaz bir nimet Öyle diyebilirim. aslında. Kesinlikle. İnşallah insan ilişkilerini de bozmadan tabii, yaparlar aynen, bu uygulamayı. Çocuklarını kırmadan, evet. Eğer ki bir yalanını varsa, eğer ki bir şeyden, kötü bir şeylerden kurtulamıyorsa doktor desteğiyle, tabii. psikolog desteğiyle. Üstüne saldırarak değil. Tabii yani döverek, sen şöyle yaptın be öyle değil. Evet. Amaç çocuğu kötü alışkanlıklardan kurtarmak. Ya da korumak. Korumak sonuçta döverek hiçbir şey yapamazsınız. Asla. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Katıldığınız için. İzmir'desiniz ama size Türkiye'nin her yerinden hatta yerinde. Yurt dışından Avrupa, da Türkiye, ulaşmak mümkün. Casus.com çocuk takibi aslında ama duyduğunuz gibi sadece çocuk takibiyle kalmıyor. Eşler birbirini takip etmek istiyor. Sevgililer belki. İnsan ilişkilerini çok doğru ayarlamak lazım bu konuda ama çok iyi bir yazılım. Çünkü hakikaten belli yaşta engelli olan ya da Alzheimer hastası olan büyüklere de telefonlarına yüklediğiniz zaman nerede olduklarını zaten çözebiliyorsunuz. Hangi ortamda bulunduklarını en azından bu giderek artacağı iddia edilen Alzheimer için bile çok önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Sadece çocuklar için değil. Evet, Orhan Güneşlileri ağırladık. Casus.com kurucusu. Tekrar görüşünceye dek efendim. Hoşçakalın.